Evet sevgili dostlar hepiniz 5 ve 6 Mart Şampiyonlar Ligi yayınımıza hoş geldiniz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi 5 Mart Salı gününden 2 yine 6 Mart Çarşamba gününden de 2 olmak üzere toplamda 4 tane Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Şampiyonlar Ligi rovanş karşılaşması oynayacak bu hafta içi ve bu 4 karşılaşma önlük kendi nalizane analizlerimi, fikirlerimi çıkarmış olduğum tercihleri paylaşmak, aktarmak adına bu yayınımızda tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Paylaşacağım tercihler arasından hoşunuza gidenleri, aklınıza yatanları sizler de değerlendirip kuponlarınıza taşıyabilirsiniz. Tabi e, sizlerden ricam bu yayınımızda yine e, beğenilerinizi de desteklemeniz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube algoritması gereği, YouTube algoritması böyle çalıştığından dolayı e, yayınlarımız için sizlere, sizlerden daha doğrusu düzenli olarak işte beğeni, abonelik ve yorum talebinde bulunmak durumunda kalıyoruz. Yine bu hassasiyeti gösterip destek verecek dostlarıma da Teşekkür ettiğimi söyleyeyim. E, bu, bu bağlamda da yine e, henüz kanalımıza abone olmadıysanız da ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna tıklayarak da abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Tabi bunun yanında yine e, diğer içeriklerimizi bundan sonra paylaşacağımız içerikleri de kaçırmamak adına e, bildirimleri açarsanız abone olduktan sonra yine ne ne olacaktır arkadaşlar. Tabi güzel yorum yazan dostlarımız da var. Destek mesajlarını gönderen dostlarımız var. İyi günde kötü günde iyi de gitsek kötü günde kötü de gitsek e, çok güzel gerçekten yorumlar yapıyorsunuz. Bu anlamda da Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii yapıcı eleştirilerini yazan dostlarımız da var. Onlardan da mutlaka faydalanıyoruz, fayda alıyoruz. Tabii saçma sapan yorumlar yapan işte düşük zeka seviyesiyle kendi ezik karakterini ortaya koyarak saçma sapan şeyler yazanlarla da yani vaktim varsa, modum yerindeyse eğleniyorum, alay ediyorum ben de ya da direkt banlayıp uçuruyorum. Onu da net bir şekilde söylemiş olayım. Bunun dışında sevgili dostlar tabii salı çarşambadan biliyorsunuz championship maçları var yine. Hatta İngiltere alt liglerde mesela Lig 1'da da Championship alttaki ligde de e, belli başlı karşılaşmalar var. Oradan da tercihlerim olacak. Tabi bunları gruplarımıza değerlendirdiğimi söyleyeyim arkadaşlar. E, sizlerle Şampiyonlar Ligi'ni 4 maçın 4'ünde paylaşıyoruz, değerlendiriyoruz. Ama tabii ki oradaki dostlarımız da ücret ödeyerek katılım gösteren dostlarımız da biraz daha acilaklı tutmaya çalışıyoruz. Kısaca e, ücretli gruplarımızdan da hatta bu vesileyle bahsetmiş olalım. 3 tane seviyemiz var arkadaşlar. Allstar YouTube katılım butonu üzerinden hizmet veriyor. Daha ortalama ortalama altı bütçelerle değerlenme, değerlendirmeler yapıyorsanız buraya katılabilirsiniz. Dediğim gibi e, YouTube katıl butonu üzerinden ilerleyen bir seviyedir arkadaşlar. Başka herhangi bir mecrada grubu yoktur. Süperstar ve yurt dışı gruplarımız daha profesyonel seviyelerimiz. E, bunlara katılmak için bize ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Telegram üzerinden ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz ki bunların da adresleri, linkleri yine videonun açıklamalar kısmında e, mevcut. Sabitlenmiş ilk yorumda da keza görebilirsiniz. Biraz daha profesyonel oynuyorsanız yani geniş bültenden nokta atışı tercihlerle ben ilerleyeyim diyorsanız süperstar ve yurt dışı grubuna katılmanız sizlerin e, lehine olacaktır. Sizler için daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Yine salı, çarşamba, perşembe, cuma artık hafta sonu zaten biliyorsunuz. Sezonun bu bölümden sonra artık çok yoğunuz. neredeyse e, ki bir milyara girecek ama en azından o, o döneme kadar son derece yoğun bir şekilde paylaşımlarımızda hem YouTube'da olduğu gibi e, ücretli gruplarımızda devam edecek. Katılmak isteyen dostlarımız da beklediğimizi söyleyelim. Beğenilerinizi gönderdiyseniz sevgili dostlar. Abone olmayan dostlarımız abone oldarsa da dilerseniz Şampiyonlar Ligi'nden Salı günden değerlendireceğiz ilk karşılaşmayla. Şöyle e, ee, başlayalım biz de artık. Bayern ile Lazio karşı karşıya geliyor. Tabii iki takım içinde sezonun maçı. Sezonun final maçı. Çünkü ee, ligde artık Leverkusen e, ee, Almanya Bundesliga'da aldı gidiyor. Lazio zaten İtalya Serie A'da haftalardır iyi bir durumda değil. Bir işte kupada devam ediyor ama ana hedefi onların da burada Bayern Münih'i elerek Şampiyonlar devam etmek ve e, ligde sıkıntılı gittikleri, istediği istedikleri performansı ortaya koymadıkları bu sezonda sükse yapmak olacak. Avrupa'da tabii ki gidebildikleri yere, yere kadar gitmeye çalışacak onlar da. Ve Bayern'in ilk maçtan bir 1-0'lık e, dezavantajı var işte artık. Durumu biliyorsunuz. Thomas Tuchel sene sonu ayrılacak. Oyuncularla arasında bir kimya yok. İşte takımda çok fazla sıkıntı var vesaire ama tabii ki Bayern Münih'in de bu e, organizasyonun Şampiyonlar Ligi'nde bir isim olarak da ağırlığı var yani. ilk maçın altından burada iç sahada Allianz Arena'da kalkmaya çalışacak. Baktığımızda maçın nasıl başlayacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yani Bayern'in ayağında olacak top. Lazio karşılayacak ilk maçtaki avantajını kullanmaya çalışacak ve ilk 15-16 dakikayı gol tamamlayıp bir şekilde maçta kalmaya çalışacak. Yani maçın başlangıç senaryosu böyle olacaktır tabii. Daha sonrası nasıl gelişir, kim kaç tane atar vesaire onları şimdiden bilmemiz mümkün değil ama bir gerçek var ki İlk yarıda çok baskın bir Bayern Münih performansı izleyeceğiz. Çekilecek bir Lazio olacaktır. Peki bu bize neyi getirebilir sevgili dostlar? Bir kere e, özellikle Bayern kaynaklı bolca korner çıkabilir diye düşünüyorum bu karşılaşmanın ilk yarısında. Lazio'dan destek gelir mi gelmez mi? Biraz şüphelerim var çünkü boğucu bir bayan baskısı olacaktır. İştahlı bir bayan olacaktır. Ligde de biliyorsunuz Freiburg'da 2-2 berabere kaldılar son dakikada yedikleri golle. Ama buranın tabii ki atmosferi kokusu farklı olacaktır. Lazio'da keza Milan'a yenilikte baktığımızda ama onlar da buraya çok daha motive, çok daha konsantre geleceklerdir. O yüzden Lazio'da biraz açıkçası kapatabilirse bolca Bayern kaynaklı ilk yarıdan korner gelebilir diye düşünüyorum ki Bayern golle başlasa bile, ilk golü bulsa bile devam etmek durumunda kalacak. Çünkü Lazio'nun direncini kırmak adına iki hatta belki üç'e bile gitmesi gerekebilir. Dolayısıyla buradaki tercihim ilk yarı 4.5 korner üst olacak sevgili dostlar. Bunun da 1.61'lik bir iddia oranı var. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Alternatif tercihimde gergin bir maç olacaktır açıkçası. Çünkü iki takım içinde sezonun dediğim gibi final maçı arkadaşlar. İki takımla devam etmek isteyecek. İşte avantajı alan takım yani diyelim ki maç mesela Lazio'nun istediği gibi gidiyor. Bayern oyuncuların sinirleri iyice gelecektir. Çünkü zaten beklentilerin altında kaldılar. Almanya Kupası'ndan elenmişsin. Bu artık işin çok zor. Burada da düşünseniz yani iş burada da sıkıntıya girmiş. Hakikaten sinirleri gelecektir. Tam tersini düşünelim. Bayern aldı avantajı ya da golü attı. Lazio'lular iyice sertleşecekler. İyice gergin bir duruma gelecekler ki son maçında Lazio'nun Miran'a karşı 3 tane e, ligde kırmızı kart gördüğünü de hatırlatalım. O yüzden burada kartlar da konuşabilir sevgili dostlar. Mesela yurt dışında ikamet eden dostlarımız doğrudan Lazio'nun e, takım kartlarına da yönelirler. Çünkü Lazio biraz oyunda sertleştirmek durumunda. Bol, bolca fold yapacaktır Bayern'in kesmek adına. Ama iddiada bu tercih açık olmadığından dolayı ortaya alternatif olarak da e, 4.5 üst kartı alabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. de bunun bir oranı var. Dilerseniz alternatif olmanızda bu tercihi de değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim salı günden ikinci karşılaşmamıza. Real Sociedad'da Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Burada tabii Paris'in iki gollük bir avantajı var. Fransa'da net bir avantaj aldılar ve bunu korumaya çalışacaklar tabii ki. Hatta atabiliyorlarsa atacakları bir golle iyice rahatlamaya çalışacaklar erkenden. Ama tabii ki zor bir deplasman. San Sebastian'da Real Sociedad'la oynamakta bir bask takımı oynamakta çok kolay bir iş değil. Buralara kadar gelmiş bir Real Sociedad. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar katıldığı gibi gruptan lider çıkmış bir takım şanssızlıkları Paris gibi bir takımla eşleşmeleri oldu. Hem kadro kalitesi olarak yüksek seviyede hem de çok biliyorsunuz lobisi yüksek olan bir takım Paris. İşte hakem kararları vesaire çok fazla lehine çıkabiliyor özellikle şampiyonlar gibi platformunda. Ya tur burada Paris'e gidecektir zaten herhangi bir sürpriz ben de beklemiyorum ama Real Sociedad da elinden geleni yapacak. Erken bir golle işte iyi cömitlenmeye çalışacak. Paris'i baskı altına almaya çalışacak. Dolayısıyla ev sahibi özellikle belli e, dakikalardan itibaren belki ilk bütükle beraber hatta riskleri alacak. E tabii ki Paris Saint Germain'de e, sonuçta hani Lazio gibi yani bayağı Münih Lazio eşleşmesindeki Lazio'nun yapacağı gibi çekilmeyecektir burada. Sonuçta hücum karakterli bir takım. Milyon eurolar harcanarak kurulmuş bir takım. E, Luis Enrique zaten ofansif bir teknik adam. Tabii ki biraz temkinli olacaktır. Kontrol eden bırakmayacaktır ama Paris'te burada oynayacak. Özellikle Real Sociedad oyuna gireceğinden kaynaklı. Paris'te ister istemez dahil olarak mutlaka Sosyal'ın üzerine gidecek. Bu gitti geldiler bize neyi getirebilir sevgili dostlar? Yine korner tercihlerini getirebilir. Burada iki takımdan da net bir katkı beklediğimden kaynaklı maç geneline gideceğim. İlk yarıya sıkışmayacağım. Ee, ama maç genelde ben yine burada baremlerin açılabileceğini düşünüyorum. 9.5'tan başlatılmış iddiada bunu tercih edebiliriz gibi gözüküyor. Ee, 9.5 üst korneminde 1.39'luk oranı var sevgili dostlar. Değerlendim ben bu yönde olacak. Çok da böyle golli maç Kağıt üzerinde en azından beklemediğimi e, söyleyeyim. Yani bu da yine bir parça kornerlere katkı sağlayabilir. Bir parça sıkışıklık olursa tabii tempo yine belli başlı bir tempo bekliyorum. Sosyal özellikle kazanma zorunluluğu hatta iki farklı kazanma zorunluluğundan kaynaklı ama Paris'te sanki buradan istediğini alacak gibi bir görüntü var. E, diyelim sevgili dostlar ve devam edelim. Geçelim çarşamba gününe. Çarşamba günü için gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz ve beğenileri hatırlatalım sevgili dostlar. Kanalımıza da abone olmayı Abone olmanızı özellikle rica ediyoruz sizlerden. E, ee, tabii City Kopenhag maçı yani özellikle maç önünden yani bahis alması çok kolay bir karşılaşma değil. Çok cazip bir karşılaşma benim gözümde değil arkadaşlar. İlk maçtan çok ciddi bir avantaj aldı City. 3 golle Danimarka'dan döndü. İşte çok da hareketli maç oldu. İlk yarıdan 3 e, tane gol geldi vesaire. İlginç de bir karşılaşmaydı. Ya burada tabii belli başlı faktörler var. Dediğim gibi işte hani City kendi ne kadar yıpratacak? Hafta sonu Liverpoolla Liverpool'da Enfield çok kritik bir maç oynayacak City. Belki şampiyonluğun kaderini doğrudan etkileyecek bir maç. Hem City için hem Liverpool için hem diğer tarafta bekleyen Arsenal için çok çok kritik bir karşılaşma olacak. İlk maçtan da ciddi bir avantaj alınmışken hani burada Pep Guardiola nasıl bir kadro tercih eder? Rotasyon yapar mı? Yaparsa ne kadar yapar? Kaç oyuncu değişir? İşte kimler yedek oturur? Kimler başlar? Bunları maç önünden kestirmek çok zor sevgili dostlar. O yüzden sizlere öncelikle önerim bu maçı değerlendireceksiniz. Mutlaka ilk 11'leri görün. Yani bu az sonra sizlerle sizlerle paylaşacağım tercihten bile daha kıymetli bir bilgi. O yüzden dediğim gibi girecekseniz bu karşılaşmayı mutlaka 11'leri görün. Peki nasıl bir tercih alabiliriz? Yani baktınız tabii City topuyla tüfeyle başlıyor. Herhangi bir rotasyon vesaire yok. O zaman ilk yarıdan hemen bir City değerlenmesi yapılabilir. City ilk yarıdan hemen e, oyunu ağırlığını koyarak 1-0 2-0 devreyi de önde kapatabilir ama baktınız mesela çok ciddi bir e, rotasyon var ya da işte belli başlı bir çapta rotasyon var bu zaman yani böyle olması halinde de biraz daha City'nin takım gollerine yönelebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ilk yere gidersek bu sefer mesela belli başlı sıkıntılar olabilir. İşte Kopenhag sürpriz bir golle başlar ya da City çok düşük tempo ile başlar. Konsantrasyon düşük olur vesaire. Biliyorsun City böyle işte ikiden birileri birden ikileri de çok olan bir takımdır. Tabii ben City'nin Şampiyonlar Ligi performansını, konsantrasyonu bu sene beğeniyorum. Yani Premier Ligi kıyasla Şampiyonlar Ligi'nde çok daha istekli oynuyorlar. O back to back'i yapmaya çalıştıklarını ben net bir şekilde hissedebiliyorum. Yani üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonu almak istedikleri çok net belli oluyor. Mesela Premier Lig'de o kadar istekli oynamıyorlar. Doymuşluktan da kaynaklı. Ama e, hani baktığınız dediğim gibi rotasyon var. Bu, yani böyle olması halinde de mesela maç sonu 1 ve 2.5 gol üstünde şu an için oran yok. Yani 1.37'lerde kalmış. Bu risk şu an için alınmaya değmez bence ama hani rotasyon olursa mesela oranlar yükselecektir. O zaman 1 ve 2.5 gol üstünde de gelebilirsiniz ama ben bütün bu ihtimalleri kapsayan tek bir tercih üzerinde özellikle duracağım arkadaşlar. O da City'nin burada takım golleri olacak. Yani ev sahibi 2.5 gol üstü olacak. bunun da oranı 1.54 sevgili dostlar. Bunun da sebebi ne kadar rotasyon yaparsa yapsın, nasıl bir kadrolu çıkarsa çıksın City'nin yine Kopenhag'a ilk maçtaki tarifi özellikle iç sahada etiyatta yapacak gücü var. Yani toparlamak gerekirse sevgili dostlar benim buradaki ana tercihim maç önü ana tercihim. Altın çiziyorum. Bu maçın ben 11'lerini mutlaka göreceğim. Gruplarımızı değerlendireceksem 11'i gördükten sonra değerlenme yapacağım. Sizlere de aynısını tavsiye ediyorum ama maç önünden bir tercih illa vermem gerekiyorsa sizlerle paylaşmam gerekiyorsa ev sahibi 2.5 gol üstü olacak ama diğer senaryoları anlattım yani işte City'nin tercih edeceği kadroya göre farklı farklı tercihlerde sizler de gidebilirsiniz. Ben de duruma göre bakarak değerlenme yapacağım sevgili dostlar. Diyelim geçelim son karşılaşmamıza hem e, çarşamba günü diğer maçı hem de yayınımızın son e, değerlendireceğimiz mücadelesi olacak Şampiyonlar Ligi'nden. Real Madrid Leipzig maçı tabii Real'in burada ilk maçtan aldığı önemli bir avantaj var. Ee, 1-0 Leipzig'i orada yenmeyi başardılar. Almanya'dan kazanarak dönüyorlar. Ee, tabii ki çok ciddi dediğim gibi avantajları var. Burada da işi net bir şekilde bitirmeye çalışacaklar. Ama tabii Leipzig'in de ilk maçta özellikle ilk 10-15 dakika e, ciddi anlamda etkili olduğunu, işte iki tane üç tane net golü kaçırdın hatta bir tane de gol buldun ama iptal edildiğini benim çok anlayamadığım bir şekilde yine Real Madrid lobisi orada da devreye girdiğine yani Paris'ten sonra da ki Paris de üstünde geliyor bu konuda. Real Madrid biliyorsunuz inanılmaz bir logisi var. Ya tabii ki sağ içinde de çok güçlü bir takım. Bunu daha önce de söyledim. Yani hakikaten Ancelotti inanılmaz bir teknik adamlık yapıyor bu sene. O kadar sakattık, o kadar eksik. Ama çok büyük dokunuşlar yapıyor gerçekten. Yani takımın potansiyeli hakikaten yüzse onun maksimumunu çıkarabiliyor. Gerçekten ben çok takdir ediyorum bir Barcelona taraftarı olarak bu seneki Real Madrid performansını ama hakemlerden de biliyorsunuz bu takım özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ciddi destek alabiliyor ama bu karşılaşma üzerinde zaten Real Madrid ilk maçın avantajıyla turu geçecektir ama buraya kadar gelen bir Leipzig yıllardır buraları oynamaya alışkın olan Leipzig ilk maçta da önemli pozisyonları yakalamış ama değerlendirememiş bir Leipzig de bence Real Madrid'i zorlayabilir. Yani Real Madrid burada turlarken biraz bana terleyecek gibi de geliyor arkadaşlar ve Leipzig tarafından ben mesela gol gelebileceğini düşünüyorum. Hatta bu çok enteresan bir karşılaşmada evlenirse şaşırmam. Yani mesela Real Madrid'in biliyorsunuz böyle tırnak işte bombaları da vardır. İşte ilk maçtan gider avantaj alır. ikinci maçta kalesinde gol görerek başlar. İşte maç sıkıntıya girer vesaire. Mesela. mesela bir Juventus eşleşmesi hatırlarsınız. Orada Torino'da maç 3-0. 3-0 Real Madrid kazanmış. E, ee, Barnebio'da bir anda Juventus 3-0 yapmıştı. Hatta yine son dakikada uydurma bir penaltı, bu fonu kırmızı kart falan o maçı mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Hafızalarınızdadır. O yüzden özetle sevgili dostlar. E, ilk i̇lk maçta gelmeyen goller burada bana bu karşılaşma özelinde gelebilir e, diye düşünüyorum. Bana gelebilir gibi geldi. Çünkü Leipzig de burada riske edecek. Ee, hani ilk golle başlarsa zaten maç enteresan bir yere gidebilir. Ee, ancak Real Madrid Leipzig'in alacağı risklerden faydalanıp ilk golü atarsa da kendi başına bile zaten karşılaşmayı iki buçuk gol üstüne götürebilir. Tek başına bile üçüncü gole çıkabilir. O yüzden burada benim öncelikli tercihim e, iki buçuk gol üstü olacak sevgili dostlar. 1.42'lik oranıyla e, aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz. Bunu KG ile birleştirerek de oranı Dilerseniz 1.68 seviyesinde çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben en azından bir Leipzig golü de burada bekliyorum. Leipzig'de kolay teslim olmayacaktır. Evet. Turun Real Madrid'e gitmesini bekliyorum ama Leipzig'in de maçın belli bir yönünde Real Madrid'i zorlamasını e, mutlaka bekliyorum. Hatta son Valencia maçını izleyenleriniz varsa o skandal bit bitişi olan maçı yani olacak iş değil gerçekten. Yani Real Madrid tarafına oynayanlara gidenlere geçmiş olsun diyorum. Tabi biz tek golünü değerlendirmiştik hatırlarsanız. Valencia'nın tek golünü almıştık ama o maçta da Real Madrid özellikle defansif anlamda çok kötü bir görüntü ortaya koydu. Hele oynadığı bir ilk 45 dakika var ki başka bir takım yani farklı bir formayla sahaya çıkmış olsa Real Madrid forması değil. 4 tane 5 tane ilk yarıdan yerdi. Real Madrid sadece 2 tane yediği gibi ilk yarıdan bir de o performansla gol bulmayı başardı. Yani bu takımın inanılmaz bir gol şansı da var. Çok böyle yani yarım pozisyondan 2 tane falan gol çıkarabilen bir takım Real Madrid. Hakikaten sağ, sağ dediğim gibi çok büyük bir takım arkadaşlar. Tur alacaktır ama zorlanmasını da bekliyorum. Ana tercihimiz 2.5 gol üstü olur. Alternatifse de var ve üstü bir arada değerlendirerek diğer dileyen dostlarımız oranı 1.68'e çekebilirler diyelim. Ve yavaş yavaş sizlerle bu yayınımız üzerinde vedalaşalım arkadaşlar. Perşembe videomuzda UEFA Avrupa Ligi konferans Ligi videomuzda birlikte olmak dileğiyle yine çıkmadan beğeni bırak bırakmayı unutan dostlarımız varsa da beğenileri de bu vesile hatırlatmış olalım. Yine kanalımıza lütfen Abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Ücretli gruplarımız hakkında bilgi almak için Telegram Instagram linklerinden biz ulaşabilirsiniz diyelim. Hepinize kuponunuzda bol şanslar arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.